televizyon veya kısaca TV, bir vericiden elektromanyetik dalga halinde yayımlanan görüntü ve seslerin, ekranlı ve hoparlörlü elektronik alıcılar sayesinde yeniden görüntü ve sesi çevrilmesini sağlayan haberleşme sistemidir. Radyonun icat edilmesinin ardından 20. yüzyılın başlarından itibaren, elektrik enerjisinden yararlanarak seslerin yanında görüntülerin de iletilmesi konusunda önemli çalışmalar yapılmaya başlanmıştı. Televizyon 1923 yılında, Gombayrıt tarafından Birleşik Krallığın Hastings kasabasında icat edilmiştir. İlk televizyon görüntüsü ise yine Bayrıt tarafından 1926 yılında yayımlanmıştır. Başlangıçta noktalar halinde ve titrek olan görüntülerin kalitesi Bayrıt tarafından geliştirilmiştir. Bayrıt'ın televizyon sisteminde mekanik olarak döndürülen diskler kullanmasına karşın aynı dönemde Marconi emmi sistemi gibi elektronik olarak işleyen rakip sistemler de üretildi. 1930'ların başında televizyon elektronik eşya olarak satılmaya ve geniş kitlelere hitap etmeye başladı. Başlangıçta mekanik düzenekler kullanarak gerçekleştirdiği bu icada televizyon adını veren Bayrıt, 1928 yılından itibaren buluşunu sürekli geliştirmiş ve o zamanın kısıtlı imkanlarına rağmen New York'a televizyon sinyali göndermeyi başarmıştır. 1923 yılında birçok çark ve parçadan oluşan ilk televizyonu icat etmiştir. İlk televizyonunu bir çay kutusu ve bir lavabo ile yapan Bayrıt, daha sonraki denemesinde bir projeksiyon lambasını bisküvi kutusuyla kaplamış ve bu düzeneye tarama diskler eklemiştir. Gerçekleştirdiği bu çalışmaların neticesinde 1925 yılında ilk kez bu ilkel sayılabilecek televizyonda görüntü almayı başarmıştır. 1926 yılına gelindiğinde ise bir insan portresini 30 satırlık bir taramayla yayınlamış ve ilk televizyon görüntüsünü elde etmiştir. Bu televizyon her ne kadar insanları heyecanlandırsa da oldukça titrek ve bulanık bir görüntü sağlıyordu ve çok fazla ilgi çekici gözükmüyordu. Bu gelişmelerden birkaç yıl sonra Rus asıllı Amerikalı mucit Vladimir Zvorkin, görüntülerin ekranda gözükmesini sağlayan katot ışınlı bir tüp geliştirdi. Philo Farnsworth, kendi görüntü tarayıcısını üretti. Bu iki isim, televizyonu mekanik bir sistem olmaktan çıkartarak elektronik sisteme geçirdi. Daha öncesinde farklı yerlerde farklı denemeler olmasına rağmen, dünyada ilk düzenli ve yüksek çözünürlüklü televizyon yayını, 2 Kasım 1936 yılında BBC tarafından başlatılmıştır. Yayınlanan programın açılış cümlesi ise şu şekildedir: İyi günler hanımlar bayiler. Sizlere televizyonun büyüsünü takdim etmekten büyük bir zevk duyuyoruz. Televizyonlar eskiden renksiz olmasına rağmen o zamanlar aslında sesiyle ve görüntüsüyle de birçok renk katıyordu. Eskiden televizyonları renklendirmek için mavi filtreli cam takarak kullanmayı tercih ediyorlarmış, fakat burada amaç televizyonları renklendirmekten çok gelen zararlı ışınlardan korunmakmış. Geçmişe baktığımızda, ilk renkli ekrana sahip televizyonlar, 1950'lerin başında satışa çıkmaya başlamıştır ama renkli televizyonların pahalı olmasından dolayı yaygınlaşması oldukça zaman alıyordu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte antenler de hayatımızdan çıktı. Eskiden kullandığımız anten teknolojileri rüzgar ve yağmurdan etkilenirdi ve televizyon yayının gitmesine neden olurdu. Bu yüzden insanlar da giden yayını düzeltmek için çatıya çıkarak hayatını tehlikeye atardı. Fakat şimdilerde akıllı uydu sistemleri ile hem bu sorunlar hem de tehlikeler ortadan kalktı. Türkiye'de ilk televizyon yayını 31 Ocak 1968'de Türkiye'nin ilk deneme televizyon yayını Ankara'da Mithat Paşa Stüdyosu'nda Mahmut Talih Öngören'in açılış konuşmasıyla başladı. Bu ilk deneme yayını yaklaşık 1,5 saat sürdü. Daha sonra haftada 3 gün 3'er saat olarak yayınlanmaya başladı. Bir yıl sonra haftada 4 güne çıktı. 1970'te İzmir Televizyonu, ardından 1971'de İstanbul Televizyonu faaliyete geçti. 1969'da astronotların Ay'a ayak basmaları ve Zeki Müren'in Ankara'da verdiği konser televizyon ekranından yansıdı. 1973'te ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün cenaze töreni naklen yayınlandı. 20 Temmuz 1974'te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nda tüm Türkiye ve Avrupa TRT yayınlarıyla haberdar oldu. Eurovision şarkı yarışmasına Türkiye, ilk kez 1975'te TRT'nin organizasyonuyla girdi. 1978'de ilk kez sualtı kameraları kullanılarak Derinlerdeki Geçmiş adlı belgesel renkli film olarak çekildi. 1979 yılında 5 ülkeden 133 çocuk, 31 ülke liderinin katıldığı 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videoları izledikten sonra beğenmeyi unutmayın.